Acı veriyor, geçmek bilmiyor, dokundukça büyüyor. Ekrana böyle çıkmak istemezdim ama başıma gelince uçuğun neden çıktığını, ne yapmak gerektiğini anlatmak istedim. Çünkü hemen herkesin en az bir kere başına gelmiştir. Aslında hızlıca yayılan bir çeşit virüsün neden olduğu yara, dudak, diş eti veya ağızda ortaya çıkan bir mikrobik enfeksiyon da denilebilir. Özellikle çocuk yaşlarda vücuda yerleşip 3 aşamada kendini gösteriyor. İlk aşama birincil enfeksiyon. Birincil enfeksiyonda virüs cilde veya mukoza zarar girer ve çoğalır. Bu aşamada ağızda yaralar ve ateş gibi belirtiler gelişebilir. Bu aşamada uçuk geçirdiğinizi anlamazsınız bile. İkincisi pasif dönem. Pasif dönemde virüs enfekte olmuş bölgeden sinir dokusuna geçiyor. İşte canınızda bu aşamada yanıyor ve uçuk çıktığını anlıyorsunuz. Sonra tekrar üreyip pasif hale geçiyor. Ve son aşama, nüks. Kişi duygusal veya fiziksel streslerle karşılaştığında virüs yeniden aktif hale geçerek yeni yaralara ve belirtilere neden oluyor. Çocuklarda pamukçukla karıştırılabilen bu virüs ortaya çıkardığı yerde bazı belirtiler gösterir. Kaşıntı, yanma, batma, kızarıklık, sulu kabarcıklar ve şişkinlik gibi. Vücuda alınan virüs genellikle stres, heyecan, travma, uykusuzluk gibi durumlarda ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi zayıf olan organ nakli geçirmiş bireylerde ya da kanser hastalarında gözde bile uçuk oluşabiliyor. Bu oldukça tehlikeli bir durum ve körlüğe kadar gidebilir. Dudak uçuğu, öpme, aynı çatal kaşık, havlu ya da tıraş bıçağını kullanma gibi durumlarda bulaşabilir. Diş muayenesi sırasında da aktif olan uçuğun hekimin eli ve kullandığı aletler aracılığıyla ağız içine bulaşabilme ihtimali yüksek. Çaresi mi? Ya temizliğinize dikkat edip kendiliğinden geçmesini beklemek ya da doktor kontrolünde krem kullanmak.